bilgi vermek, akılcı ilaç kullanımı konusunda neler yapabiliriz ile ilgili toplantılar yapmak ve bu toplantıları bir rapor haline getirdikten sonra müdürlüğümüze sunmaktan ibaret. Biz de müdürlük olarak 6 ayda bir bunların faaliyetlerini kontrol ediyoruz. Neler yapmışlar, neler yapmamışlar. Ayrıca bu standların sürekli kullanılması gerekiyor. Biz bunları buraya koyduk ama mesela eğitimcilere de burada iş düşüyor. Mesela bir okul müdürü ya da bir öğretmen buraya geldiği zaman bunlardan birer ikişer aldığında, yani okuluna gittiğinde sınıfta öğrencilere bunları anlatabilirler. Ayrıca okullarının duvarlarına, panolarına asarak bilgilendirmeyi sağlayabilirler. Ayrıca bu geçen sene içerisinde yine bir bilinçli antibiyotik kullanımı konusunda afiş ve broşürlerimizi tüm hastanelere ve okullarımıza dağıttık. Bunları görünür yerde asılmalarını sağladık. Ayrıca bu konuda Serdar Ünal Bey, Balıkesir Sağlık Müdürlüğü Akılcı İlaç Temsilcimiz. Kendisi Ankara'da düzenlenen bakanlığın verdiği eğitime katıldı. Bu eğitime katıldıktan sonra Balıkesir'de neler yapabiliriz, daha iyiye bu işi nasıl götürebiliriz'in konuşması yapıldıktan sonra slaytlar hazırlandı. CD ortamında bunların hepsi yüklendi ve bunları 18 ilçe ve tüm hastanelerimize dağıttık. Dağıtım yapıldı. Ve bu CD'lerle tüm eğitimler ilgili personelimize verilmiş oldu. Evet, müdürlüğümüz bu kadar, benim söyleyeceğim bu kadar. Anladım. Tabii burada vatandaşın, halkımızın, hastanelere gelen hastaların veya yakınlarının bu panolardaki bu evrakların ne olduğunu anlayabilmesi için biraz bilgilendirmek de gerekiyor. Şu Evet. anda biz de onu yapıyoruz zaten. Evet. Çünkü evet, dikkat çekici gerçekten, renkli renkli. İyi bir fırsat. Ama hastaneye hasta olarak gelen kişinin belki o hastalığın şeyi içinde, telaşı Telaş içinde içinde. ilk başta dikkatini çekmeyebilir de. Tabii bu uzun süreli bir eğitim. Evet, tabii Bitecek ki. bir eğitim değil zaten. Değil. Böyle olunca da eninde sonunda hedefine ulaşacaktır. Ulaşması lazım. Gerçekten bu işin içinde hem ekonomik hem sağlıkla ilgili birçok Evet. şeyler var, avantajlar var. Hastanelerde oluşturulan ekipler doğrultusunda hastaneye yatan kişilerin de hastaneye yatış sürecinde hem sağlık personeline yapılan eğitimler hem de sağlık personel aracılığıyla da yatan hastalara küçük çapta anketler uygulanması neticesinde akılcı ilaç kullanımı ile ilgili kısa farkındalık anketleri düzenlenebilir. Bununla Evet. ilgili biz yazışmalarımızı ve yönetmeliklerimizi ona göre de zaten ekiplerimizi oluşturduktan sonra da kısa uyarılarda da bulunduk. Bununla ilgili faaliyetler tamamıyla hastanenin ekiplerine kalmış durumda. Çalıştıkça, üzerine zaman geçtikçe tabii eğitim hemen bir anda meyvesini Tabii, vermiyor. tabii, Yavaş tabii. yavaş halkımızı bilinçlendirerekten artık akılcı ilaç kullanımı ile ilgili bir tanımlama var. Bu tanımlamanın içinde bizler de elimizden geldiğince görev almaya çalışacağız. Dediğinize katılıyorum. Eğitim olayı. Eninde sonunda bir şekilde karşılığını alıyorsunuz ama Evet. uzun süre ve yavaş yavaş oluşan bir olay. Kesinlikle. Biz onu mamografi, biliyorsunuz siz Biliyorum. de o bölümün sorumlularından Evet. birisiniz. Mamografi konusunda yaşadık. Bundan 6-7 yıl önce mamografi ünitesi Balıkesir Devlet Hastanesi'ne işte ilk kurulduğunda mamografi çektirmekte çok zorlanıyorduk ve bırakın vatandaşlarımızı, bayanlarımızı, hastalarımızı, sağlık personeli bile bu konuda çok istekli değildi. Sonradan eğitimler, bu arada işte eğitimlerle beraber erken meme kanseri tanısı konan bayan sayısı arttıkça, Taramalar şu arttıkça. an hele bir de bu televizyonların bu konuda cidden çok büyük etkisi oluyor. Evet. Birkaç bayan sanatçımızın arka arkaya meme kanseri olması Evet. ve meme kanseri olduktan sonra da bunun erken tanı konulduğunda Tedavi iyi bir şansı var. tedaviyle Şansı. yenebildiklerini de anlatmaları Evet. bayanlarımız üzerinde çok etkili oldu. Evet. Bir şey patlaması var birkaç haftadır. Mamografide çalışan arkadaşlar, Yoğunluğu. teknisyenler, çalışan doktor arkadaşlar çok yoruluyorlar. Evet. Çünkü çok hasta bayan geliyor. Evet. Bu işte televizyon, basın, eğitimler, belli insanların bunu sürekli söylemesi gerçekten yavaş yavaş da olsa etkisini mutlaka gösteriyor. Ben bu konuda da bu çabalarınızın karşılıksız kalmayacağını inanıyorum. Mutlaka bir gün bunların bir karşılığı bir şekilde alınacaktır. İnşallah. Sağ Şimdi tabii bakanlık ve müdürlük olarak burada gerekli çalışmaları dediğim anladığım kadarıyla yapıldı ve Evet. her hastanede belli komiteler var. O komitelerde çalışıyorlar ve bu eğitim çalışmalarını kendi işlerinde ve hasta ve yakınlarıyla beraber sürdürecekler. Sürdürecekler.
Serdar Bey, tabii bu akılcı ilaç kullanımı için halkımız tarafından yapılması gereken bazı şeyler var. Mutlaka. Bunu vatandaşlarımız bir kısmı biliyor, belki bir kısmı da bilmiyor. Onu isterseniz bir toparlayalım. Neler yapması lazım vatandaşların bu konuda? Biz halkımızdan öncelikle ilaçları kullanmadan önce mutlaka hekimin önerisi, mutlaka eczacıların uyarısı doğrultusunda ilaçları kullanması gerektiğini düşünüyoruz. Yani vatandaşımızın işte şu hep vardır, komşumun gösterdiği bir ilaç iyidir, hemen bu bana iyi gelecek şeklinde. Ben bunu kullandım, bana çok iyi geldi, sana da çok iyi gelir dediğimiz olaya lütfen inanmasınlar. O onların sağlığını tehlikeye düşürebilir, yan etki yapabilir, başka kullandığı ilaçlarla etkileşime girip sıkıntılar doğurabilir. O yüzden de mutlaka hekime danışmadan ve eczacılarının uyarıları doğrultusunda mutlaka ilaçların kullanması gerektiğini bilmesi gerekiyor. Öncelikle bunu vurgulamamız lazım. İkincisi, halkımız mutlaka ilaçlarını evinde saklarlarken çocukların ulaşamayacağı kilitli dolaplarda bulundurmamız gerekiyor. Eğer böyle bir bulundurmazsak maalesef ki çocuklara eğer ulaşırlarsa bunları şeker zannedip yeme ihtimali neticesinde zehirlenme vakaları ortaya çıkabilir. Bu çok ayıp, acı bir kayıp olur işin aslı. İlaçlar kullanırken alkol ilaçla beraber ilaç tüketmememiz gerektiğini, ilaçların kullanımını yarıda kesmememiz gerektiğini, yapılan en büyük yanlışlardan birisi ve evde ilaçların birikmesinin tek sebebi de bence bu. Çünkü biz ilaçları bir kutu olarak alıyoruz, belki içinde 10 tane veya 20 tane var. 3 tane ilaç kullandıktan sonra kendimizi biraz iyi hissediyoruz veya boğazımız biraz ağrısı diniyor, şikayetlerimiz azalıyor. Ha, ben iyi oldum düşüncesiyle ilaçlarımızı yarıda bırakıyoruz. Bıraktıktan sonra da 3 gün sonra, 5 gün sonra başka bir hastalıkla beraber daha yoğun bir şekilde tekrar başka bir hastalığa yakalanma şansımız var. O yüzden de bu konuda dikkat etmemiz gerekiyor. Kullanılan süre çok çok önemli. İlacı eğer doktorumuz 5 gün boyunca kullanacak diyorsa 5 gün boyunca kullanmamız gerekiyor. Belki bünyede alerjik bir durum varsa sağlık personeline mutlaka bildirmemiz gerekiyor. Hastanelerde polikliniklere gidiyoruz veya hekimlere danışıyoruz. İşte tedavimizi süreci doğrultusunda ben de alerji yapan şu 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 sebepler var. Bu konuya biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu halkımızın doktorları mutlaka uyarması gerekiyor. Bazen hekim arkadaşlarımızın poliklinik esnasında çok yoğun olması başka sebeplerden dolayı belki hasbelkader sorulmadan unutulmuş bir durum olabilir. Mutlaka ama vatandaşımızın benim işte şu ilaca karşı veya şu maddeye karşı alerjim var gibi mutlaka sağlık personelimizi uyarmasını istiyoruz biz halkımızdan. Yine özellikle hamilelerde, emzirme dönemi olanlarda, çocuklarda ve yaşlılarda da ilaç kullanma konusunda biraz daha dikkatli olması gerektiğini tavsiyelerde bulunuyoruz. Son kullanma tarihi tabii ki geçmiş ilaçları kesinlikle ve kesinlikle kullanmıyoruz. Onların dikkat etmemiz gereken orada, hususlar bu şekilde diye evet, söyleyebiliriz. Özetleyebiliriz yani kısacası. Eczacı Bey belki o konuda daha çok yardımcı olabilir. Şimdi son kullanma tarihi birkaç ay geçmiş olması, buzdolabında veya işte saklanma koşullarına uymak şartıyla evet, serin ve işte ışık görmeyen yerlerde saklandığı takdirde tabi bunu kullanmaması en uygun ama bir iki ay geçmiş olması kullanımında etkinliği azalttığı için istenmiyor değil mi herhalde? Yoksa başka şeyler var mı? Tabii şimdi bazı ilaçlarda etkinliği azaldığı için ama bazı ilaçlarda açıldıktan sonra kullanamayan ilaçlar var süresi geçtikten sonra. Mesela antibiyotikler 10 günü geçtikten sonra kullanılıyor. Mesela göz damlaları var. Belli bir süre geçtikten sonra sterilliği gittiği için kullanılmayacak. Yani son kullanma tarihi gelmemiş olsa bile yine kullanılmayacak ilaçlar. Tabii bir de o da var değil mi? Yani illa son kullanma tarihi. Şimdi burada önemli olan ilacın prospektüsü. İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü 2 yıldan beri yürüttüğü çalışmayla tüm ilaçların prospektüsleri yenilendi. Artık tüm halkımız, tüm vatandaşlarımız ilacın prospektüsünü çıkarıp okuduğunda orada neye yaradığını, hangi hallerde kullanılmaması gerektiğini, hangi hallerde kullanılması gerektiğini, zararların neler olabileceği açık ve net olarak yazmakta. Önceden burada çok anlaşılmaz Latince terimler vardı. Sadece sağlıkçıların anlayabileceği. Bu sadeleştirme yapıldıktan sonra tüm halkımız bunları anlayabilir durumda. Ve bence önemli olan okumak. Okumakta bir sıkıntı yok. Lütfen herkes ilk kullanmadan önce ilacın prospektüsünü açıp okusun yani. Böyle okuduktan sonra zaten hekime ve eczacıya soracağı soruların çoğu cevabı o prospektüsün içerisinde yazılı. Ama yine de bir takıldığı konu olursa hekime ve eczacısına danışabilir diyoruz. Evet, bence en önemli hususlardan bir tanesi o. Evet.
Tabii Serdar Bey'in dediği gibi polikliniklerde doktor arkadaşlar, bizler hastalarımıza elimizden geldiği kadar ilacı nasıl kullanacağını, düzenli kullanması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz ama veya işte bahsettiğiniz gibi ilaç kullanılan süre boyunca alkol gibi zararlı şeylerden uzaklaşılması gerekiyor. Çünkü bunlar karaciğerden önemli bir kısmı ilaçların atılıyor. Alkol de karaciğer tarafından atılıyor. Şimdi alkol alır, ilaçla beraber alkol alırsanız karaciğerinizi daha çok yorma ve ilacın da etkinliğini azaltmak gibi bazı şanslıklar, istenmeyen şeyler olabilir. Buna benzer şeyleri doktorlar mutlaka söylemek istiyorlar ama bazen söyleyemiyorlar da. Burada vatandaşlara da işte görev düşüyor herhalde. Onların da prospektüsleri. Tabii biraz küçük yazılıyor bazen prospektüsler. Şu an büyüdüler mi onlar? Büyüdü. Bir ara çok küçüktü. Ve anlaşılabilir durumda. Herkes gözlükle okusa bile zor okunuyordu ama şimdi büyütülmeye başlandıysa o isabetli bir olmuş. Çünkü küçük olunca yaşlılar özellikle okumakta bazen zorlanıyorlardı. Yani eskiden kalma bir alışkanlık olduğu için prospektüsün sanki anlaşılmayacakmış gibi. Latince harfler. Usulen sanki konmuş gibi bir hava vardı. Hayır, Latince değil mi? Biz anlayamayız gibi ama artık öyle değil. Sadeleştirilmiş ve Türkçe tabii. Herkesin anlayacağı bir şekilde yapıldı artık. Evet. Ben izin verirseniz kısa bir ara vereceğiz. Daha sonra devam edeceğiz kaldığımız yerden. Tamam, sevgili seyirciler, kısa bir ara veriyoruz. Daha sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.